Karbonhidratlar ile ilgili ifadelerden hangisi, hatta hangileri doğrudur denilmiş. Baktığımız zaman enerji verirler, doğru bilgi. DNA ve ATP'nin yapısına katılabilirler. DNA'nın yapısına deoksiriboz, ATP'nin yapısına riboz olarak katılır. Doğru bilgiler. Düzenleyicidir ifadesi yanlış. Karbonhidratların düzenleyici olma gibi bir işlevi söz konusu değil. O yüzden buradaki doğru cevabımız B seçeneği olacak. İkinci soruya bakalım. İkinci soruda karbonhidrat monomerlerinden olan bileşiklerinden hangileri birbirinin izomeridir denilmiş. Işıklara baktığımız zaman öncülere glikoz ve fruktozun 6 karbonlu olup kapalı formülleri aynı. Yalnız açık formüllerin farklı olduğunu biliyoruz. O yüzden glikozla fruktoz birbirinin izomeridir diyebiliriz. Riboz ve deoksiribozda oksijen sayıları farklı olduğu için birbirlerinin izomeri değildir. Bu yüzden buradaki cevabımız D seçeneği olacak. Üçüncü soruya bakalım. Üçüncü soruda iki farklı polisakarit çeşidinde özelliklerinden hangileri farklılık gösterebilir diye sorulmuş. Baktığımız zaman monomer sayısı iki farklı polisakarit çeşidinde monomer sayısı farklılık gösterebilir. Doğrudur. Monomer çeşidi şimdi polisakarit olduğu için yapısındaki monomerimiz burada glikozdur. Dolayısıyla monomer çeşidi tamamında aynıdır diyeceğiz. Monomerlerin bağlanma şekli gene bağlanma şekilleri de birbirlerinden farklılıklar gösterebilir. Çünkü 4 polisakarit çeşidinin bağlanma biçimleri farklı olduğu için zaten birbirlerinden farklılık gösteriyorlar. O yüzden doğru cevabımız burada D seçeneği olacak. Dördüncü soruya bakalım. Dördüncü soruda aşağıdaki temel bileşenlerden hangisi canlı vücudunda en fazla bulunan organik maddedir? Burada dikkat edeceğimiz nokta organik madde diye belirtilmiş. Canlı vücudunda en fazla bulunan organik madde proteindir. Doğru cevap C seçeneği. Beşinci soruya bakalım. Beşinci soruda disakaritler için bazı ifadeler var. Bunlardan hangileri doğrudur diye sorulmuş. Disakaritlerin tümü bitkisel kaynaklıdır ifadesi yanlış. Hayvansal kaynaklı olan laktoz var mesela. Birinci öncülü eledik. Hidrolizleri sonucu mutlaka glikoz açığa çıkar. Doğrudur. 3 çeşit disakaritin yapısında da mutlaka glikoz var. Doğru bilgi. 2 glikozit bağı değil, 2 disakarit, daha doğrusu 2 monosakarit arasında bir tane glikozit bağı olması gerekiyor. O yüzden buradaki doğru cevabımız B seçeneği olmalı. Altıncı soruya bakalım. Altıncı soruda aşağıdaki özelliklerden hangisi tüm polisakarit çeşitleri için ortaktır denilmiş. Yani nişasta, glikojen, selüloz, kitin gibi bütün polisakaritleri düşüneceğiz. Bu noktada baktığımız zaman kimi yapıcı, kimi depo polisakaritidir. O yüzden A seçeneği yanlış. Bitkiler tarafından sentezlenenler var. Hayvansal organizmalar tarafından sentezlenenler var. Tamamında karbon, hidrojen, oksijen var ama azot tümünde bulunmayabilir. Kitinde var sadece. Dehidrasyon tepkimeleriyle oluşuyorlar. Polimer bileşikler sonuç itibariyle çok sayıda glikozun bir araya gelmesinden oluştuğu için dehidrasyon sentezi ile üretilirler ifadesi doğrudur. Bu yüzden doğru seçeneğimiz D olacak. Yedinci soruya bakalım. Sağlıklı bir insana ait hücrelerde besinlerinden hangilerine sindirimi yapılabilir? Hücrelerde ifadesine dikkat etmemiz gerekiyor. Yani sağlıklı bir insana ait
olan hücre içerisinde gerçekleşmesi istenmiş burada. Baktığımız zaman glikoz zaten bir monomer ve sindirimi söz konusu değil. Nişastanın insanda sindirimi var ancak hücre içinde değil, sindirim kanalında gerçekleşir. O yüzden iki yanlış. Laktoz hücre içerisinde de hücre dışında da sindirilebilecek bir madde. Aynı şekilde glikojen de hayvansal hücrelerde hem üretilebilen hem de sindirilebilen bir maddedir. Doğru cevap C seçeneği olacak burada. 8. soruya bakalım. 8. soruda hayvansal bir hücrede bazı karbonhidrat çeşitleri verilmiş. Bunları kullanarak en fazla kaç disakarit sentezi yapılabilir diye sorulmuş. Dikkat etmemiz gereken nokta burada hücrenin hayvansal bir hücre olduğu. Dolayısıyla hayvansal bir hücre olduğuna göre bizim elde edeceğimiz buradaki disakaritimiz laktozdur. Laktoz, glikoz artı galaktozdan oluşuyor. O yüzden galaktozu kullanırsak 10 tane galaktoz kullanacağız burada. 10 tane galaktozla beraber 10 tane de glikoz kullanacağımıza göre sentezleyebileceğimiz maksimum disakarit sayısı burada 10 tane olacaktır. Diğer monosakaritlerden bu anlamda yararlanma şansımız yok. Çünkü soruda hayvansal bir hücre olarak belirtilmiş. Doğru cevap A seçeneği olacak. 9. soruya bakalım. 9. soru monosakaritlerle ilgili açıklamalardan hangisi yanlıştır denilmiş. Şıkları incelediğimiz zaman monosakaritlerin zaten küçük monomer düzeyinde bileşikler olduğunu, dolayısıyla yapısında herhangi bir bağın bulunmadığını söyleyebiliriz. O yüzden C seçeneğinde yapılarında glikoz bağı bulunur ifadesi yanlış bir ifade. Diğer şıklara bakacak olursak karbonhidratların en küçüğüdür. Solunum tepkimelerinde enerji verici olarak kullanılabilir. Suda çözünürler. Karbon sayıları farklılık gösterebiliyor. O yüzden doğru cevabımız C seçeneği burada. 10. soruya bakalım. 10. soruda bir hipotez var. Hipotezde şöyle denilmiş. Tükürük bezlerinde üretilen sıvıda nişasta yıkımını sağlayan amilaz enzimi vardır şeklinde. Bu hipotezi doğrulamak için düzenlenen deneyde nişastanın olduğu küpe aşağıdakilerden hangilerinin konulması gerektiği sorulmuş baktığımız zaman. Hipotezde vurgulanan durum tükürük bezlerinde üretilen sıvıda nişastayı parçalayacak enzimlerin bulunduğu söyleniyor. O yüzden bizim nişastanın bulunduğu bir ortama tükürük sıvısını vermemiz daha mantıklı. Çünkü hipotezde tükürük sıvısının içerisinde zaten nişastayı sindirecek enzimin olduğu söylenmiş. Eğer gerçekten böyle bir enzim varsa nişastayı sindirecek ve nişastanın sindirimi sonucu açığa glikoz çıkacak. Glikoz çıkıp çıkmadığını da anlamamız için ortama glikoz ayıracı konulması gerekiyor. Dolayısıyla nişastanın bulunduğu ortama tükürük sıvısıyla beraber glikoz ayıracını bırakırsak amilaz enziminin gerçekten bulunup bulunmadığı veya çalışıp çalışmadığını görme şansımız olacak. O yüzden doğru cevabımız burada C seçeneği olacak. 11. soruya bakalım. Kitin ile ilgili bir soru. Kitin azot içeren bir polisakarit biliyorsunuz. Kitin polisakarit ile ilgili hangisi yanlıştır denilmiş. Tıbbi ve endüstri amaçlarda kullanılabilir. Ameliyatlarda kullanıldığını biliyoruz. Eklem bacakların dış iskeletinde iskeletin yapısına katılıyor. Yapısında azot olduğunu söylemiştik. Birçok mantarın hücre zarında değil, hücre duvarında olması gerekiyor. O yüzden buradaki ifade yanlış bir ifade. Doğru cevap D seçeneği olacak. 12. sorudayız.
Aşağıdaki organik molekül çiftlerinden hangileri aynı hücrede birlikte bulunabilir? Dikkat edeceğimiz nokta, aynı hücrede birlikte bulunması isteniyor. Nişasta bitkisel, kolesterol hayvansal bir ürün. Birlikte bulunamaz. Aynı şekilde glikojenle nişasta da birlikte bulunamaz. C seçeneğine baktığımız zaman laktozun hayvansal bir disakarit olduğunu, kolesterolün de gene hayvansal hücrelerde bulunan bir steroid çeşidi olduğunu biliyoruz. O yüzden C seçeneği doğru cevabımız bu soruda. 13. soruya bakalım. 13. soruda bir karbonhidrat çeşidinin bazı özellikleri verilmiş. Bu özelliklerin hangi karbonhidrat çeşidine ait olduğunu bulmamız isteniyor. Özelliklere bakacak olursak, kağıt ve yapay ipek yapımında kullanılıyor. Bitkisel hücrenin yapısının büyük bir bölümünü oluşturduğu söyleniyor. Suda çözünmüyor. İnsan vücuduna sindiriminin yapılmadığı söylenmiş. İnsan vücudunda sükrozun, glikojenin ve nişastanın sindirimi vardır mesela. Kağıt ve yapay ipek yapımında dediğinden dolayı buradaki aradığımız karbonhidrat selüloz olacak. O yüzden doğru cevap D seçeneği. 14. ve son soruya bakalım. Bitki ve hayvansal organizmalarda bulunabilen polisakaritlerin işlevleriyle ilgili bir tablo oluşturulmuş. Tabloda X'in yapısal bitkisel bir polisakarit, Z'nin hayvansal bir polisakarit olduğunu, Y'nin depo sal ve bitkiye ait bir polisakarit olduğunu, T'nin de hayvansal bir depo polisakarit olduğunu görüyoruz. Buna göre X, Y, Z, T için aşağı seçeneklerden hangisi doğru bir açıklamadır denilmiş. Bakalım, X azotlu bir polisakarittir. Bitkilerde yapısal polisakarit selülozdur. O yüzden selülozun yapısında herhangi bir azot söz konusu değil. Yanlış. Y hücre çeperini oluşturur. Bir kere hücre çeperinin oluşturan selülozdur ve yapısal bir polisakarittir. O yüzden burada depo kısmında yazıldığı için bu ifade de yanlış. T karaciğerde depolanır denmiş. Deposal ve hayvansal hücrelerde bulunan bir polisakarit olduğuna göre bu glikojendir. Dolayısıyla glikojeni karaciğerde depolarız. O yüzden doğru cevabımız C seçeneği olacak. Y insanlar tarafından sindirilemez denmiş. Y nişastadır. Sindirimi mümkündür. X ve Z suda çözünür denilmiş. X selülozdur. Suda çözünmesi söz konusu değil. O yüzden cevabımız burada C seçeneği olacak.